Herkese merhabalar. Topraksız tarım tarlamızın domateslerden başlayarak saksılarını hazırlayacağız önce. Onun için saksılar topraksız tarıma uygun olmadığı için şimdi deliklerini topraksız tarıma uygun olacak şekilde çoğaltacağız. Şimdi saksımız hazır. Bu saksıyı önce domateslerden ekeceğiz. Şöyle. Yalnız yine belli bir miktar pomza koyuyoruz. Pomza taşı. Organik bir taş. Hem su tutuyor hem de aynı zamanda yapamıyoruz. Solucan gübresinin pH'ini dengeye getiriyor. Şimdi bunu çıkaracağız içinden. Bunu nasıl koyduk? Deliklerin bir kısmı kapanacak şekilde. Zaten tamamen kapansa da kökler bu taşların arasından yol bulup gidebilir. Tamamen delikleri kapamadık gördüğünüz gibi. Ortasına ikiye ayırıp koyalım istiyoruz. Şöyle solucan gübremizi dibine dolduruyoruz. Kökler kaybolana kadar biz gübremizi elememiştik. Şöyle biraz otunu çöpünü ataraktan çok da uğraşmıyoruz. Mümkün olduğu kadar elemediğimiz için solucan da var içinde. Solucanları almamız lazım. Evet. Kaybolana kadar kökler doldurduk içine. Bir tane domatese yaklaşık 300 gram civarında bir solucan gübresi 3-4 ay boyunca yeter. Şimdi tamamen doldurmadan dibine buradan biraz da pomza koyuyoruz dibine. Ortasına. Tam ortaya. Altta var. Bu da toprağa pH'ini hem düzenlediği gibi aynı şekilde pomza gibi. Su da tutuyor. Şimdi birazcık daha gübre koyuyoruz. Pomza yerine çakıl taşı olabilir. Bundan sonra perlit yerine şu beyaz döktüğümüz toz perlit yerine kum olabilir. 0.3 mil kum bir sıra. Ama solucan gübresi olmazsa olmaz. Şimdi solucan gübresini de koyduk. Yukarıya kadar doldurduk. Şimdi en üstte şu çakıllardan ben pomza kullanmayacağım arkadaşım, para masraf etmeyeceğim derseniz sadece çakıl koyabilirsiniz, çakıl taşı. Ayakta durması için. Böyle. Evet, şu anda bir tane bidemiz hazır. Şimdi sıra geldi biberlere. Aynı şekilde dibine saksının biraz pomza, solucan gübresi, fideyi yerleştiriyoruz, bir gübreyle dolduruyoruz. Biraz perlit. Evet, solucanımız da var orada bir tane. Evet.
gün üstü bir daha. Pamza yerine çakıl, terlik yerine ince kum kullanabiliriz. Domates, biber ve diğer sebzelerimizi ekeceğimiz kabinlerimizi ayarlayacağız. Bunun için önce belli mesafeden saksının girebileceği büyüklükte başına bir delik açılacak. Sonra şu noktadan suyun tahliye olacağı delik. Buradan da suyu vereceğimiz bir kanal açacağız. Ve kabinleri tek tek birbirine birleştireceğiz. İşlem tamamlanmış olacak. Şimdi damacananın kafasını kesebilmek için saksıdan şöyle çalıyoruz. Bir tel ayarladık. Bunu tam saksının şöyle ortasına gelecek şekilde, biraz ortaya geçecek şekilde ayarladık. Bu şekilde saksıya batacak domates için bir ayar aldık. Bir de biber için küçük bir parça ayar aldık. Şöyle ki, bu da böyle olmuş oldu. Şimdi aldığımız ayarla damacanaları da getiriyoruz şöyle. Şekilde kalemle etrafını çizdik ve bu şekilde kestik hem küçüklerin hem biberler için hem domatesler için. Giriş suyunun borularını şöyle üzerine panç takmış matkapla deldik. 16'lık damla borusu kullanacağız biz. Şimdi biraz aşağılardan şuradan görelim. Dönüş borusunu hançını deleceğiz. Evet, şimdi dönüş suyu için bir ölçü alacağız. Şöyle yaklaşık burası. Pançla göbekten delme zor olduğu için buradan 20'lik borudan bir parça kestik. Şöyle koyduk. Etrafını çizdik. Maket bıçağıyla. Şu şekilde kestik. Delinin hizasında. Geliş sularını ve dönüş sularının deliklerini açtık. Şöyle toprağın üzerine gelecek şekilde bizim toprağı kazdık ve kuyuların içine koyduk depolarımızı. Çünkü hem su fazla ısınmasın hem de bitki yükseldikçe toplaması kolay olsun. Özellikle domateste. Şöyle. En önemli sebep tabi suyun sıcaklığını ayarlamak. Şimdi gidiş ve dönüş suları için tahliye ve giriş telleri koyuyoruz. Su buradan girecek. Şuradan da tahliye olacak.
Şimdi de kabinlerimizin, yani damacalarımızın içine koyacağımız toprak harici 40-80 litre, 80 litre torf, 40 litre perlit, yaklaşık 40 litre de milkum var. Bunları karıştırıp damacanın içine dolduracağız. Bu noktaya kadar torf, kum ve perlit karışımımızı dolduruyoruz. Şu bölgeye de çakıl koyacağız. Üstüne de gene karışımla dolduracağız. Buraya neden kum koyuyoruz? Şu delikler tıkanmasın. Zaten borunun içine de olduğu gibi. Sünger. Evet. Şimdi geliş borularını bağladık. Şöyle. Su da geliyor artık hepsine. Hem biberlere hem domateslere. Burada normal damlama dirsek ve borularını kullandık. Şöyle baktığımız zaman ucuna bir tane sonlandırıcı koyduk. Biberin üzerine damlama koyduk. Bu şekilde gündüzleri bir saat, geceleri de yarım saat çalışacak şekilde zaman saatimizi ayarladık. Şöyle gidiyor diş borları. Şu şekilde bütün saatlere. Dönerken de o koyduğumuz dirsekten damacanaların yarı belinden geri su tahliye oluyor. Tahliye boruları ayrı ayrı geliyor. Ayrı ayrı boşalıyor su iki kanalında. Ancak giderken bunun içinde bir tane kafa motoru var. Kafa motorundan şöyle iki ayrılıyor burada. Bir tanesi biberlere gidiyor. Bir tanesi domateslere gidiyor. Aşağıdan da geri dönüyor. Buraya da domates biber haricinde bezelye koyduk birkaç tane. Şurada. Burada 5-6 tane de burada patlıcan var. Yani bezelye, patlıcan, biber, domates. Sitemizde aynı anda büyüyorlar. Büyüyecekler. Depomuz bu arada 200 litre fazla gömmediğimiz için su toprağa yaklaşık 170-180 litre civarında su kullanıyoruz. Depoda. Besin olarak sadece 2 litre Leonardit, eritilmiş Leonardit, suda eritilmiş Leonardit döktük. Bir de solucan gübresi çayı dökeceğiz. O hazır değil henüz.